Çevresiz hizmet veriyor. Yağcılı köyünde ise kurban etleri asırlık geleneğe uygun şekilde toplu olarak pişirilip paylaşılıyor. Kurban etleri dinlendirildi, bir kısmı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Kalan kısım da işlenerek soğutuculara yerleştiriliyor. Kasaplarda yoğunluk var. Dana kestik dün pay olarak. Onu getirdik, kıyma çekeceğiz Allah izin verirse. Kurban Bayramı'nın ilk ve ikinci günündeki kurban kesim telaşının ardından birçok kişi üçüncü günde kurban etinin bir bölümünü kıyma çektirmek ya da parçalatmak için kasapların yolunu tuttu. Edirneli kasap Mustafa Aztürk, Kurban Bayramı'nda müşterilerine ücretsiz hizmet veriyor. Bu meslek bize babamızdan kalan bir meslek. Babamızdan böyle gördük. Yani hizmet için para almıyoruz, hiç ücret talep etmiyoruz müşterilerimizden. Çünkü nedeni 12 ay boyunca müşterilerimizden biz çok şükür kazanıyoruz. Onlar da bir gün, iki günde onlara hizmet etmek bizim boynumuzun borcu. Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Yağcılı köyünde ise etler asırlardır aynı gelenekle tüketiliyor. Kurban kesenlerin getirdiği etler her bayram harmanlanıp kazanlarda birlikte pişiriliyor. Herkes kestiği kurbanlardan pay veriyor. Akşamda pişmiş vaziyette herkes evine götürmüş oluyor. Herkesin kestiği kurbanlar karışıyor, aş oluyor. Güzel bir gelenek var. Kavurmalar duaların ardından tüm köyle ve bayramlaşmaya gelen misafirlerle paylaşılıyor. Hayırlı bayramlar. Teşekkür olsun. Sağ ol, teşekkürler. Bayram.